Farz edelim hipertansiyonunuz var ve bu konuda ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman size iyi haberler verebilirim. Hipertansiyonu azaltmak için aklıma gelen dört büyük önemli şey var. Bunları evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Birincisi beslenme. Hipertansiyonu durdurmak için beslenme yaklaşımları diye bir program var. Bu program tansiyonunuzu düşürmeye yarıyor. Amerikan Kalp Derneği gibi birçok farklı grup bir araya gelip bu programı desteklediklerini açıkladı. Aslında ben kısa ismi DEŞ olan bu beslenme planını araştırdım. Şimdi buraya bir tabak çiziyorum. Tüm gün yiyeceğim öğünler bu tabakta olacak. Deş diyetinin önerici tarzda bir tabak ve bir günü içeriyor. Ben de günde yaklaşık 2000 kalori alıyorum. Deş diyetine göre günde 5 meyve yemeliyim. Yine günde 5 sebze yani toplam 10 meyve ve sebze yemeliyim. Hepsinden önemlisi 3'ü tam tahıl olan 7 farklı tahıl tüketmeliyim. Tabağımın geri kalanı da 2 süt ürününden oluşmalı yağsız veya az yağlı süt ürünleri, yoğurt ve peynir olabilir. Son olarak da iki et ürünü. Et yemek zorunda değilsiniz fakat yediğinizde miktarı günde iki porsiyonu aşmamalı ve mutlaka mutlaka yağsız olmalı. Bu çok önemli. Evet, bir gün içinde önerilen porsiyonlar bunlar. Bir hafta içinse 4 porsiyon kuru yemiş yemeli, şekeri ve yağı azaltmalıyım. Şeker derken hem bonbon gibi küçük şeyler hem de ekler gibi tatlılar buna dahil. Yağ derken kastedilense patates kızartması veya cipsler olabilir. Birkaç hafta boyunca bu diyeti uygularsanız eğer araştırmalara göre tansiyonunuz düşüyor. İki hafta içinde diyetin etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Ne kadar iyi değil mi? Yani bu deş diyetinin meyve, sebze ve tahıla verdiği önemi böylece de anlamış oldunuz. Bu diyete göre tükettiğiniz sodyum oranı da düşük olmalı. Günde 1500 mg sodyum sınırı var. Evet son olarak eğer alkol tüketiyorsanız miktarını günde 2 porsiyon veya daha azına düşürmelisiniz. Bu diyetin yanı sıra başka yöntemlere de başvurabilirsiniz. Örneğin egzersiz yapabilirsiniz. Tansiyonu azaltmada egzersiz çok önemli çünkü Farklı tür egzersizler var. Mesela ağırlık çalışarak kondisyonu artırma veya yoga yapanların çok iyi bildiği esneme egzersizleri. Fakat hipertansiyon için en faydalı egzersiz aerobik hareketleri yapmak. Aerobik hareketlerken yüzme, yavaş koşu, bisiklet veya tempolu yürüme gibi türlerden bahsediyorum. Bu tür egzersizler sayesinde kalbiniz kan pompalamaya ve kan dolaşımını tek bir kas yerine vücudun her yerine yaymaya başlar. Kısacası aerobik egzersiz çok çok önemli. Miktarına gelince kabaca günde 30 dakika olmak üzere haftada 5 gün diyebiliriz. Bence bu süre çoğu insanın eğlenerek yapabileceği gayet makul bir süre. Diyet ve egzersiz yaparsanız kilo vermeniz oldukça muhtemel. Eh, o halde vücut kütle endeksini de göz önünde bulundurarak biraz da kilodan bahsedelim şimdi. Hipertansiyonunuz varsa vücut kütle endeksinizi sağlıklı bir orana taşımak çok faydalı olacaktır. Yetişkinler için bu oran 18,5 ile 25 arası. Bu oranı yakalamak özellikle de kiloluysanız çok önemli. E, evet, farz edelim obezsiniz ve vücut kütle indeksiniz 30'dan yüksek. Ha, veya biraz kilolusunuz ve bu oran 25'ten yüksek. Bu oranı 25'ten aşağıya çekmek çok önemli. Ve son olarak sigara içenler için sigarayı bırakmak inanılmaz önemli. Bu bahaneyle sağlığınız hakkında ciddi karar alıp sigarayı bırakmak için çok güzel bir zamanlama bence. Günümüzde o kadar çok yardımcı ilaç ve danışmanlık hizmeti var ki. Sigarayı bırakmak artık çok kolaylaştı. Ha tabii ki kolay bir şey değil ama ilaç ve danışmanlık hizmeti yardım olduğunda hipertansiyon gibi bırakmak için sebebiniz de varsa eğer tabii ki eskisinden daha kolay. Evet tüm bunlar Evde yapılacak kadar kolay dört farklı tavsiye. Sadece dört tavsiye ama hayatınız için uzun bir süreç getirecek sizi. Sağlıklı günler diliyorum.